Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte daha önceki videolarımın altına gelen yorumlar ve Discord üzerinden bana ulaşan arkadaşlarımın önerisi üzerine sizlere YouTube ve yayın yaptığım odamı anlatacağım. Hangi bilgisayarı kullanıyorum? Özellikleri neler? Kullandığım ekipmanlar neler? Bunlardan memnun muyum? Memnun değil miyim? Bunların hepsini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz sizlerle. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoların altına aklınıza takılan her konuda yorum yapmayı, bana sormayı unutmayın. Aynı zamanda açıklama kısmında bulunan linkten Discord serverımıza katılarak oradan da direkt olarak bana ve yeterince bilgi sahibi olan diğer Discord'da bulunan arkadaşlarımıza fikirlerinizi sorabilir, güzel bir dayanışma sağlayabilirsiniz. Hadi şimdi artık bence videoya geçme vakti. Evet, şimdi ben biraz vlog tadında gideceğim. İlk önce sizlere nasıl başlayayım? Şöyle, iki tane monitörüm var. Biri çok dandik, aşağı yukarı 200 liraya alabilirsiniz gibi düşünüyorum. Öteki monitörüm biraz daha pahalı. 24 inç Asus VGQ24ZQ gibi bir kodu olması lazım. Kodunu böyle şuraya veya şuraya bir yere yazarım, iliştiririm size. Gayet memnunum. 144 Hz. 1 milisaniye tepkime süresiyle oyunlarda ve normal film, dizi vesaire izlerken gayet mükemmel ve memnunum. Sonrasında şuna neye geçelim? Gördüğünüz gibi iki monitörümüz burada. Klavye ve mouse da Rampage kullanıyorum. Klavyem KB-R88 mekanik hisli klavye. RGB renklerde ama sadece böyle geçiş efekti ve tek renk yapabiliyorsunuz. Onun haricinde başka bir özelliği yok. Ama genel olarak gayet memnunum. Mouse'um da aynı şekilde yine Rampage'in Phonix bilmem ne modeli. Bu ürünleri kullandığım her şeyin isimlerini böyle bu kenara şuraya bir yere yazacağım, iliştireceğim. Hiç merak etmeyin. Sonrasında şurada bir 5+1 sistemim var. Burada bir basım var. Burada iki tane hoparlörüm var. Bu aslında 5+1 fakat ben 2+1 olarak kullanıyorum. Çünkü 5+1 koyacak, kolonları koyacak maalesef yerim mevcut değil odamda. Odam gördüğünüz gibi zaten küçücük. Şurada bir koltuk. Hani ben ve totom sığıyor. Başka hiçbir şey sığmıyor odaya. Sonrasında şöyle geçecek olursak bir Superbox'ım var. İnterneti Superbox kullanıyorum. Gayet memnunum. Şahane, mükemmel. Oradan hemen onun yanındaki ses kartımıza geçelim. Yayınlarda ve videolarda ses kalitem iyi olması için condenser mikrofon kullanıyorum. Size daha kaliteli sesimi iletebilmek için. Burada Euphoria, Behringer'in Euphoria UMC22 ses kartını kullanıyorum. İnanılmaz memnunum ve gerçekten tavsiye ederim. Ve bununla birlikte uyumlu çalışması adına mikrofon olarak da Behringer C1 kullanıyorum. Bunda da gayet memnunum. Şahane, mükemmel bir mikrofon. Sesimi de zaten şu an muhtemelen bu mikrofondan duyuyorsunuz diye düşünüyorum. Sanırım öyle yapıyorumdur. Ondan sonra kulaklık olarak bir oyuncu kulaklığım yok ama en az bir oyuncu kulaklığı kadar pahalı bir kulaklık Beats'in. Orijinal Beats kulaklık kullanıyorum. Yani bu ben normal dışarıda da kullandığım için, hatta şöyle de takayım. Allah, kablo dolandı. Evet. Şöyle kibar, çok kaba değil. Şöyle göstereyim size. Ve rahat, çok konforlu bir kulaklık. Hani inanılmaz memnunum. Aynı zamanda hani 3,5 mm jack'la bağlandığı için dışarı falan çıktığımda da telefonuma da takıp müziğimi, videomu izleyerek yoluma devam edebiliyorum. Aynı zamanda mikrofonu, ses açma tuşları da var burada. Hani gayet şahane, memnunum yani. Kaliteli bir kulaklık. Zaten Beats'ten bahsediyoruz. Mutlaka kaliteli olmak zorunda zaten. Bilgisayarıma geçmeden önce hemen şurada gördüğünüz gibi bir webcam'im var. Logitech C920 webcam kullanıyorum ve onun üstünde de gördüğünüz gibi bir tane softbox'la kendimi aydınlatıyorum. C920'den gayet memnunum. Gayet kullanılabilir ve
hiç şüphe etmeden C920 alabilirsiniz eğer bir webcam ihtiyacınız varsa. Ben bunu çok uygun fiyata almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam 350-400 lira civarına almıştım ama şu an fiyatları çok yükseldi. Hani uygun bir şey bulabilirseniz almanızı tavsiye ederim. Hani 400-500 lira bantlarında bulursanız hiç kaçırmayın, direkt alın derim. Onunla da ben şu şekilde N11'den 100 liraya bir ayak almıştım. Onunla birlikte kullanıyorum. Gerek bazen alıyorum, monitörün üstüne şuraya koyuyorum. Bazen işte gördüğünüz gibi bu şekilde koyuyorum. O duruma göre, keyfime göre ve kendimi nasıl iletmek istediğime göre değişken bir durum. Duruma göre değişiyor yani, anlayacağınız. Sonrasında hani aslında öyle detaylı kullandığım kasamız var. Kasamı da şöyle göstereyim. Kasa burada duruyor. Şurada da bir bayağı bir kablo salatası. Kasayı ben İtopya'dan almıştım. Bilgisayarımda Ryzen 5 1600 işlemci. Yine MSI'ın RX 570 4 GB'lık ekran kartı var. 16 GB RAM'im, 480 GB SSD'im ve 550 W 80 Plus Corsair'ın power supply'si var. Bilgisayarımdan çok memnunum. Hani Ryzen 5 1600 600-700 liralık bir işlemci olmasına rağmen gerçekten çok çok mükemmel performans alıyorum. Tabi bunda bazı etmenler de var. Nedir? Üzerinde SSD olması, 16 GB RAM olması birer avantaj ama hani daha öncesinde Intel kullandım. Intel'e nazaran gerçekten AMD render ve yayın konusunda inanılmaz performanslı ve mükemmel. Tamamen tavsiye ederim. Hani siz de eğer yeni bir PC toplayacaksanız veya yeni bir PC alacaksanız size en büyük önerim ya RX 590 veya bütçeniz el veriyorsa XT 8000'ine öyle bir modeli çıktı. Unuttum. Kafa gitti. Onu almanız veya işlemci olarak da tamamen Ryzen 5 3 serisi veya Ryzen 7 alabilecek bütçeniz varsa tabii ki de Ryzen 7 herhangi bir serisini almanızı tavsiye ederim. Hani bunun üzerine benim yapmak istediğim bir şey yok kasamda. Şu an memnunum. Hani ilerleyen dönemlerde belki RAM'ini 32 GB yapabilirim ama yakın bir zamanda bir M.2 SSD almak istiyorum. Çünkü 480 GB SSD hiçbir şeye yetişmiyor. Yetmiyor. Zaten GTA 5'e baktığınızda bile 90 GB. Yani o yüzden hıkık diye kalıyorsunuz. Yani hani bir şeyleri silmek zorundasınız bir şeyler yükleyeceğiniz zaman. Hani bu yüzden biraz sıkıntılarım var ama bunları da M.2 SSD ile destekleyerek çözmeyi planlıyorum. Şu anda yaptığım çözüm ise bir 2 TB'lık bir harici diskle destekleyerek herhangi videolarımı vesaire oraya yedekliyorum. Onun haricinde sıvı soğutma alabilirim belki. Normal üzerindeki stok soğutucuyu kullanıyorum. Soğutucudan memnunum. Herhangi bir ısınma problemi yaşamıyorum ama 3-4 saatin üzerine çıkan yayınlarda böyle bir tık ısınma oluyor gibi hissediyorum ama herhangi bir yayınımın kalitesini etkileyecek bir problem yaşamıyorum. Hani o yüzden belki bir ihtimal sıvı soğutucu alabilirim ilerleyen dönemlerde diye düşünüyorum. Bilgisayarım hakkında anlatacaklarım bu kadar. Kasamdan da çok memnunum. Yine Corsair'ın kasasını kullanıyorum. Tavsiye ederim. Böyle bir sistemle 1080p Just Chatting yayın yapabilirsiniz. 720p 60 FPS'te de oyun yayınları rahatlıkla yapılabiliyor. Sadece bunu bilmeniz yeterlidir diye düşünüyorum. Ama ben 1080p yayın yapacağım ve daha fazla performans almak istiyorum derseniz tabii ki de mecburen yükseltmeniz gerekecek. Ama bu da yeterli bir sistem. Koltuğumu sahibinden.com'dan aldım. Aşağı yukarı 600 liraya aldım. Direkt fabrikadan satış. No name. Herhangi bir markası yok. Ama inanılmaz rahat. İşte iniyor, kalkıyor. İşte şu kol dayamaları ayarlanıyor. 6 kademede yukarı aşağı. Ama böyle sağa sola çevirme özelliği yok. Sadece yukarı aşağı sırtı eğip kaldırabiliyorsunuz. Ama gerçekten süper. İnanılmaz memnunum. Hani tavsiye ederim. Sahibinden.com'a oyuncu koltuğu yazınca zaten en üstlerde çıkıyor. O yüzden tavsiye ediyorum. Hatta şöyle bir göstereyim size de. Şöyle. Hop. Gayet şık. Görünüşü de şık. Kendisi de şık. Kullanımı da çok rahat. İnanılmaz rahat. O yüzden tavsiye ediyorum.
Biraz şöyle arka planıma geldiğimizde burada bir tablo var. Bu tabloyu çok sevdiğim bir arkadaşım bana doğum günü hediyesi olarak aldı. Ona buradan çok teşekkür ediyorum. Allah yamuldum. Döndü. Kamera dönüyor. Heh. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Burada gördüğünüz RGB ledlerim var. Bunlar RGB led şerit. Hatta şu şekilde göstereyim size. Bunlar maliyeti çok fazla değil. Şunların bir tanesi 1 metre. Şöyle 1 metre bunların bir tanesi. Aşağı yukarı 100 lira civarı. Uzaktan kumandası var. Uzaktan kumandayla istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Onun haricinde burada gördüğünüz gibi bir dartım var. Dartın arkasında da şöyle bir ampul var. Burası tam bir kablo karmaşası. Full kablo yani. Sonra buraya geldiğimizde burada böyle işte birkaç şişe var. Burada bir Beatles'ın posteri var ve onun arkasında da yine bir ampul var. Genelde bana sorulan soru ses yalıtımı. Ses yalıtımı biraz maliyetli oldu bana. Gerçekten biraz maliyetli. Aşağı yukarı ya odanın tamamı kaplı değil. Gördüğünüz üzere henüz bu duvar kaplanmadı. Sadece şurası yarım kaplandı. Ve burası bu duvar kaplandı. Diğer duvarlarda yok şu an için. Sadece şu iki duvar. Bir ve hatta 1,5 duvar diyeyim size. Aşağı yukarı maliyeti silikonla birlikte 600 lira civarını buluyor. Ama yakın zamanda hani bu cama zaten bir perde yaptırdım. Geçen yayında da gösterdim size. Yayında da görmüş olmanız lazım. Buraya siyah bir perde gelecek. Aynı zamanda da bu duvar ve bu duvarda ses yalıtımı kaplanacak yakın bir zamanda. Onun haricinde işte burada gardırobum var. Gardırobun üstünde bilgisayarın kutuları var. Burada Blanche'in Elizabeth'i var. Boynuna takıldığı. Burada kasklarım var. Burada işte montlarım falan filan var. Böyle küçücük bir odada başarılı olmaya çalışıyorum. Sizlere güzel içerikler üretmeye çalışıyorum. Güzel güzel yayınlar yapmaya çalışıyorum burada. Hani sizler de beni destekliyorsunuz. Gerçekten bu konuda inanılmaz memnunum ve inanılmaz ötesi teşekkür ediyorum sizlere. Hani hep yanımda oldunuz. Ben ne kadar başarsam da başaramasam da hani gün geliyor yayınlarda ağzımı açıp hiçbir şey söylemiyorum, tutuluyorum. Ama siz ısrarla ve yani ısrarla bana geliyorsunuz ve beni izliyorsunuz. Beni inanılmaz mutlu ediyorsunuz. Hani o yüzden diyebileceğim açıkçası çok da bir şey yok. Size minnettarım gerçekten. Beni izlediğiniz ve bana bu kadar zamandır aşağı yukarı 1,5 senedir Twitch'teyim. Aşağı yukarı 3 senedir de YouTube yapıyorum. Tamam YouTube yapıyorum 3 sene diyemem. Aktif olarak son 1 senedir yapıyorum. Onun öncesi çok yarım yamalaktı. Birkaç kere kanal kapatıp tekrar açtım. Birkaç video yani bir sürü video sildim. O yüzden hani çok bir şey diyemeyeceğim onun hakkında ama Twitch'te 1 senedir mütemadiyen neredeyse her gün yayın açıyorum ve beni sürekli izliyorsunuz, geliyorsunuz bıkmadan, usanmadan. Hani bu konuda gerçekten tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum sizlere. Ya onun haricinde hani şey söyleyebilirim. Mesela bilgisayarımda yedekleme için 480 GB SSD gerçekten çok az geliyor. Bunun için ben bunu 2 TB'lık bir harici diskle takviye yaptım. Ama ilerleyen dönemlerde bir M.2 SSD'yi alıp biraz daha hızlı ve verimli çalışmak istiyorum. Yakın zamanda bir M.2 SSD de alma planlarım var. Aynı zamanda YouTube'da ve Twitch'te ETS2 ve City Car Driving gibi araç simülasyon oyunları oynamak için de bir Logitech G29 alma planlarım var. Önümüzdeki günlerde onu da satın alacağım. Onun haricinde ihtiyacım olan şu an aslında çok da bir şey kalmadı. Bu saatten sonra yapabileceğim şeyler daha verimli çalışabilmek için bilgisayarımı yükseltebilirim, boost yapabilirim, işlemcimi değiştirebilirim, ekran kartımı değiştirebilirim, RAM'lerimi değiştirebilirim, 32 GB RAM yapabilirim. Hani bu saatten sonra aslında öyle aşırı inanılmaz bir ihtiyacım kalmadı. Belki bir vlog için bir DSLR kamera ihtiyacım var aslında. Bu tür videoları çekebilmek için şu an telefondan çekiyorum. Huawei Y9 2019'da çekiyorum şu an bu videoyu. 1080p 60 fps'te ama ne kadar güzel olur, ne kadar verimli olur açıkçası bunda da çok emin değilim. Onun haricinde başka bir eksiğim yok gibi. Belki bir tane daha softbox alabilirim bu tarafa koymak için.
şu köşeye koymak için bu köşede var, bir tane de bu köşeye ihtiyaç olabilir diye düşünüyorum. Ama bu konuda çok da emin değilim. Çok da ihtiyaç yok gibi. Zaten o da küçük olduğu için ikinci bir softbox'ın biraz fazla geleceğini düşünüyorum. Çünkü bunda bile bazen aşırı beyaz alıyorum yüzümde. Başka düşünüyorum size söyleyebileceğim, anlatabileceğim aslında. Çok da bir şey kalmadı. Çok da bir şey yok gibi. Gördüğünüz gibi odam bu. Kullandığım ürünler bunlar. Gayet memnunum hepsinden aslında. Memnun olmadığım hiçbiri yok. Sadece şu ikinci monitörümü değiştirmek istiyorum. Hatta ikinci monitörümü değiştirip buraya 3 monitör yapma planım var. Şu Asus'un 24 inçlik monitöründen 2 tane daha alıp toplam 3 monitörle devam etmek istiyorum aslında. Bunlar yakın dönemde revize edeceğim şeyler aslında. Odamla alakalı sizlere söyleyebileceğim, iletebileceğim konular, durumlar bunlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni desteklediğiniz, Twitch yayınlarıma geldiğiniz için inanılmaz memnunum. İnanılmaz mutluyum bu konuda. O yüzden çok 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 über mükemmel teşekkür ediyorum sizlere. Dediğim gibi aşağıda açıklama kısmında Discord serverımızın linki var. Oradan Discord'umuza gelerek bana istediğiniz her soruyu sorabilirsiniz. Aynı zamanda oradaki sohbetlere ve muhabbetlere katılıp eğlenebilirsiniz. Hem de YouTube'a video attığımda ve Twitch'te yayına başladığımda Discord'dan bildirim alıp kaçırmayabilirsiniz mesela. Tekrar teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Bye bye.